هاتم نوبات ادغرم السبع عدالات تير نجتمع سالا دن در باس بو سالا نيه بس برا ويزل مي ناكي اندرا الفقن فقارا جي ناكي المجي ناكي كوري مني تاني اودا كي داي برا وي كوري من برده سسي ما كشتن زاري من پنج بون تفا باوه شش جيش كشتن ارالي خستن سسي جمرن فلتين برا بس فادلی من برده ام جهر نمال آخو ام نور نشتن صرف ظلمه لمدکن ام برن که نه نظارت آجی لما جی خستن که الور کرک بکشتانا پولیس لی ور هاتن خواه که نه تالده که نه تالده ای تخصیان که کرک الور بکشتانا برا بس وی ظلمه بقیدنی برا ایل زاری مکریجی برا گی ور نگرتن چرا ناگره یه سبت چه ناگره ایسان خستخوانا نیکشتن ایسان خستخوانان قیدی خستخوانان قط نابن عدالت تنه تشتک تنه نه صرف ظلمه صرف ظلمه المدکنه Ortada bir milletvekili var. Sözde halkın seçtiği ve sözde meşru bir milletvekili. Bir annenin iki tane evladını hayatından kopartıyor ve anne iki yıl aşkındır adalet nöbeti tutuyor. Adliyede, valinin, kamuoyunun gözü önünde. Ve buna herhangi bir insan, herhangi bir kurum ses çıkartmıyor. Üstüne üstlük bu acıyı yaşamasına rağmen bir oğlu kalmış. Ölenleri geri getiremeyeceğini biliyor. Ama kalanlarla umutlu ve mutlu bir yaşam sürmek istiyor. Ne kadar mutlu olabilirse. Buna da izin verilmiyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak demeyi bırakalım. İnsan olarak, insan kimliğimizle Emine annenin yanında olmalıyız, yanında durmalıyız. Ama Twitter'da sadece öyle Emine Şen Yaşar için adalet demekle olmuyor bu. Bizler tüm kurumlara defalarca çağrıda bulunduk. Birlikte istikrarlı bir kamu gücü oluşturarak Emine annenin yanında olalım dedik. Ama artık sanıyorum AK Parti'nin suniliği biraz insanlara da yansımış olmalı ki İnsanlar sadece Twitter'dan birkaç kelime yazarak Emine annenin yanında olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Uğradığı haksızlık ciddi bir haksızlık ve insan hakları ihlali olarak nitelendirilebilecek bir durum. Biz İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi olarak bu haksızlığa son verilmesini, eyleminin yapmasına engel olunmamasını, hatta bu eyleme son verebilmesi için taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Şen Yaşar ailesi, ailesinin maruz kaldığı katliama karşı bir adil yargılanma talebi amacıyla adalet nöbetine başladı. Bu adalet nöbeti geçtiğimiz 2022 yılında da devam etti. Ancak ne yazık ki bir yıldan fazla geçen bu adalet nöbetinde herhangi bir somut olarak adil yargılanmanın, hukukun uygulandığını gösterecek herhangi bir adım atılmadı. Ancak bunun tam tersi yine hukuki taleplerin yerine getirilmesinden ziyade Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar adalet nöbeti boyunca kolluğun çeşitli müdahalelerine, saldırılarına ve devletin zoruna maruz bırakıldı. Bu tamamen artık fiziksel şiddete varan psikolojik şiddet boyutundaki müdahalelerdi. Bu müdahalelerin sonucu olarak yargı şiddeti devamında geldi ve Emine Şen Yaşar hakkında birçok soruşturma ve koşturma açıldı. Bu soruşturma ve koşturmaların içeriği tamamen Emine Şen Yaşar'ın ailesinin katliamdan sorumlu tuttuğu, devletin koruduğu kişi olan İbrahim Halil Yıldız'a karşı hakaret iddiasıyla açılan soruşturmalar. Bazıları kendilerini şikayet etmesiyle, bazıları da yine devletin kişi adına, avukatlarına bildirerek soruşturma yarattığı davalardı. Emine Şen Yaşar açılan bu soruşturmalarla birlikte bazılarından ceza aldı. Ancak biz gördük ki bu 2022 yılında Emine Şen Yaşar'ın bu gördüğü hukuksuzluğu karşılık olarak taleplerinin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksine adalet mücadelesi, barışçıl talebi, herkesin talebi olan adil yargılanma ve hukukun uygulanması talepleri karşılıksız kaldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi olarak Şen Yaşar ailesinin yürüttüğü adalet mücadelesinin her zaman yanında olduk. Adalet taleplerine her zaman ses olduk. Bundan sonra da yürütülen adalet nöbetinin yanında ve sesi olmaya devam edeceğiz. Ancak umuyoruz ki geçtiğimiz süre boyunca yaşanılan hukuksuzluklar son bulur ve Şen Yaşar ailesinin adalet talebi
başta olmak üzere birçok kesimin adalet talebi yerine getirilir ve Türkiye'nin mevcut durumunda devam eden hukuksuzluklar son bulur. Şen Yaşar ailesi 9 Mart 2021 tarihinden bu yana Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbetini devam ettirmektedir. Geçtiğimiz 2022 yılı boyunca Şen Yaşar ailesi kolluk makamları tarafından hukuksuz bir şekilde soruşturmalara tabi tutulmuş, kolluk makamlarının şiddetine maruz kalmışlardır. 2022 yılında devam eden Şen Yaşar ailesinin adalet nöbeti, yargı makamlarının ne yazık ki adalet ihtiyaçlarına cevap verememiş, fiziki ve psikolojik şiddetlere maruz kalmışlardır. Bugüne gelindiğinde ise adalet talebinin yargı makamları tarafından halen yerine getirilmediğini, adil yargılamanın olmadığını görüyoruz. Ailenin bugüne kadar yaşadığı hukuksuzlukların en yakın tanıklarından birisi de Şanlıurfa Barosu'dur. Şen Yaşar ailesinin adalet talebi bizim talebimizdir. Şanlıurfa Barosu olarak 2023 yılında Şen Yaşar ailesinin özelinde adalet talebi olan herkesin adil, hukuka uygun bir şekilde yargılanmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.